Merhaba sevgili canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Dünya Fanidir adlı bir semah paylaşmak istiyorum. İsa Ruhullah'ın anlattığı Zengin Adam ve Elazar öyküsünü uyarladım, semah haline getirdim, sizinle paylaşmak istiyorum. Vakti zamanında bir adam varmış. Zengin mi zengin, mor ince keten giyer, şatafat içinde eğlenip vur patlasın, çal oynasın, gel keyfim gel, gününü gün edermiş. Hep bu zengin adamın kapısına bırakılan bir de Elazar adlı fakir mi fakir bir adam varmış. Elazar'ın bütün vücudu yaralarla kaplıymış. Elazar orada yatarken ve zengin adamın sofrasından artan yemek kırıntılarıyla karnını doyurmayı hayal ederken köpekler gelip açık yaralarını yalarmış. Nihayet fakir Elazar Hak'a yürümüş, melekler onu semaya götürüp sofrada İbrahim'in yanına oturtmuşlar. Hani Halil İbrahim'in sofrası diyoruz ya, Halil İbrahim'in bereketi orada. Bu arada bizim zengin adam da ölmüş ve gömülmüş. Ölüler diyarında azap içindeyken çok uzakta İbrahim'i ve yanında oturan Elazar'ı görmüş. İbrahim baba ne olur acı bana diye haykırmış. Mesela Elazar'ı bana gönderiver de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinleteversin. Bu kızgın alevlerin içinde ıstırap çekiyorum demiş. İbrahim evladım hatırla. Hayatın boyunca istediğin her şey elinin altındaydı. Elazar'ın ise hiçbir şeyi yoktu. Şimdi o burada rahat içinde teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Ayrıca bizi birbirimizden ayıran devasa bir boşluk var aramızda. Geçilmez ki. Buradan kimse senin yanına geçemediği gibi oradan da kimse buraya gelemez demiş. Zengin adam şöyle demiş. O zaman lütfen İbrahim baba yalvarıyorum hiç olmazsa Elazar'ı dünyaya babamın evine geri gönder bari. Çünkü 5 kardeşim var benim. Gidip onları uyarsın ki sonları böyle olmasın. Onlar da bu azap yerini boylamasınlar. Fakat İbrahim ellerinde Musa'nın ve peygamberlerin vahiyleri var. Yazdıklarını okuyup uyarılarını dikkat etsinler yeter demiş. Zengin adam hayır İbrahim babamız yetmez. Halbuki hele ölü bir insan hayata dönerek onları giderse o zaman başka tövbe ederler demiş. Fakat İbrahim şöyle cevap vermiş. Eğer senin kardeşlerin Musa'nın ve peygamberlerin vahiylerine kulak asmaya zahmet edemiyorlarsa o zaman nafile. Ölü bir insan dirilip önlerinde dikilse bile ikna olmazlar. Zengin bir adam varmış, mor ince ketenmiş onun giysiler. Çatafat caf caf her gün eğlenirmiş. Dünya fanidir çar çabuk da geçer. Elazar adında bir fakir varmış, her yanı yara bere içindeymiş. Köpekler yaralarını yalarmış. Dünya fanidir çar çabuk da geçer. Dünya fanidir çar çabuk da geçer. İbrahim babanın yanına gelmiş.
fanidir, çar çabuk da geçer. Fakir öylece baş tacı edilmiş, orada bir sofraya oturtulmuş. Halil İbrahim'in bereketiymiş. Dünya fanidir, çar çabuk da geçer. Dünya fanidir, çar çabuk da geçer. Sancılar içindeymiş. İbrahim baba acı bana demiş. Elazar su versin diye yalvarmış. Dünya fanidir, çar çabuk da geçer. Dünya fanidir, çar çabuk da geçer. Azap çekiyorsun sen. Dünya fanidir, çar çabuk da geçer. Hem aramızdaki boşluk geçilmez. Buradan oraya asla aşılmaz. Oradan buraya geçmek de olmaz. Dünya fanidir, çar çabuk da geçer. Dünya fanidir, çar çabuk da geçer.
Evet, çetin bir gerçek ama öyle. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.